Evet sevgili dostlar, şu anda Abdülhamit Han Camisi'ndeyiz. Burada olmamızın sebebi şu, bugün sabah öğlen üzeri, yani bir saat önce Ömer Faruk Şirikçi hocamız bizi aradı ve bir şeyler dedi. Neler dedi, onu hocamızdan alalım. Çünkü bu Kahramanmaraş'ta bir ilk olacak. Detayları Ömer Faruk Şirikçi hocamızdan alalım. İnşallah efendim, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta geçmişten beri hep iftar yemekleri tertip ediliyor, iftar davetleri oluyor. Bunda birileri ev sahipliği yapıyor ve misafirlerini ağırlıyorlar. Oysa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda herkes evinde ne varsa alsın getirsin buyurarak insanları birlikte ortak katkıda bulunmaya davet ederdi. Biz de böyle bir şey yapmak uygun olur mu diye düşündük. Kardeşlerimizle paylaştık. Uygun olabileceğini umarak sizinle de paylaşmak imkanı bulduk elhamdülillah. Gerçekten de revaç buldu. Herkes hoşuna gitti. Şöyle bir şey, Perşembe günü akşam ikindiden sonra akşama yakın, tıpkı İstanbul'daki işte Eyüp Sultan Camii'nde, Sultanahmet'te ve diğer büyük camilerimizde olduğu gibi istiyoruz ki insanlar kendi yemeklerini alsınlar, çoluk çocuğunu alsınlar, gelsinler. Abdülhamit Han Camii fevkalade güzel bir yerde duruyor. Seyir teraslarımız hakikaten şehre hakim bir yerde. Biz bütün sergilerimizi kullanalım, onlara ev sahipliği yapalım. Onlar da yemeklerini, eşlerini, çocuklarını alsınlar bir piknik havası içerisinde. Akşama yakın gelsinler. Akşam saat 19:20 arasında bir saat süren bir program uygulayalım. Kur'an-ı Kerim tilavet edelim, ilahiler söyleyelim, sohbetler yapalım. Ve akşam ezanına yakın bir zamanda da uzunca bir dua edelim sofralarımızın başında. Uzun zamandır belki insanlar sofra başında böyle bir dua etme fırsatı yakalayamıyorlar. Kiminin trafikte iftara yakalandığını görüyoruz. Kiminin farklı yerlerde. O bakımdan böyle bir birlikteliği yapabilir miyiz diye yola çıktık. Umuyorum inşallah Erdeler Diyarı'nın da destekleriyle, Aksu Televizyonumuzun da destekleriyle Perşembe günü halkımızı Abdülhamit Han Camii'nde akşam yemeğinde kendi ellerinin ürünü, evlerinde pişirdikleri yemeklerini alıp getirerek ve burada diğer bütün kardeşleriyle paylaşarak pişirdiklerini, doğrusu yan yana oturduğunuz sofra komşusu olduğunuz insanlarla ekmeğinizle paylaşmak daha kolay olur diye düşünüyoruz. O bakımdan inşallah Perşembe günü akşam Maraş'ta bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Tüm halkımızı buna davet ediyoruz. Sizi de katkılarınızdan dolayı şükranla anıyoruz. İnşallah, inşallah. Bir gün öncesinde de bizim iftarımız var. Çarşamba günü Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki iftara da ben katılacağım inşallah. İnşallah. Orada da bir akşam iftar duası edeceğiz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olun.